Tarih boyu medeniyetleri kendine çekmiş Antakya. Bugün aynı topraklarda farklı insanlar buğdayın nimetleriyle yaşamlarını sürdürüyor. Altın Özü'nün Altınkaya beldesi sakinleri buğday saplarını işleyerek geçiniyorlar. Cömert buğday ince ince dizilmiş taneleriyle birlikte saplarını da sunuyor insanoğluna. Bütün bir yıl boyunca özenle yetiştirdikleri buğdayları orakla biçip ürününü topluyor Köleoğlu ailesi. Emine önce buğday saplarını bir saat boyunca suda bekletip yumuşatıyor. Ardından tüm aile fertleri hep birlikte çalışıp renk renk tabakları, ekmek sepetlerini yavaş yavaş ortaya çıkarıyor. Evlerinin avlusunda aile dayanışması içinde sevgilerini, gönüllerini koyarak şekil veriyorlar buğday saplarına. Niyazi Bey kızını da yetiştirmiş hasır işinde. Aşılamış ona bu sevgiyi. Emine artık onun en büyük yardımcısı olmuş. 40 senedir uğraşıyor bu işle Niyazi Bey. Bu kez elinde bitirmesi gereken hasır bir çanta var. Emine çantanın hasırını işlerken annesi Fatma Hanım da bir yandan hasır kordonları birbirine ekliyor. Niyazi Bey de iğne ipliğiyle parçaları birleştirip son şeklini veriyor. Bu rengarenk hasır evlerinde içlerinden geldiği gibi zevkle yapıyorlar işlerini. Mütevazı yaşamlarını, küçük evlerini zenginleştirip renklendiriyorlar onlarla. Niyazi Bey, parası için değil, zevkim için yapıyorum bu işi diyor. Ve şimdiden gelecek sene yetiştireceği buğdayların yeni işlerin planını yaparken heyecanlanıyor. Günler boyu çalışıp ortaya çıkardığı eserlerini evinin duvarına dizip gururla, keyifle seyrediyor onları.